Hakan Bey'i de dinleyelim. Ne görüyorsunuz Hakan Bey? Valla ben çok dikkatle dinledim Mete Bey'in bu analizleri. İşler çok... vahim mi diyorsunuz? Tabii sizin. hayır. O bir de derinlemesine güzel analiz yapar. Şimdi tabii tedirgin oldum. Evet. Yani niye? Çok da gerçekçi anlattı. Yani biz hep şöyle umut ettik. Bu iş bir şekilde uzayacak, uzayacak, uzayacak. Sonra derdest olacak bir şekilde. Ya Rusya bir iki geri adım atacak. Ya Ukrayna diyecek ki yeter eleman falan. Yani Ukrayna'nın dışına taşma <laughs> ihtimali görmüyordunuz siz. Yani dü ya hala düşünmek istemiyorum. Ama bu evet, anlattıkları Mete Bey'in şimdi olayın her an sıçrama ihtimalini ciddi olarak <laughs> e, yani bir de mantıken açıklayarak anlatıyor. Yani sadece e, benim tahminim diye anlatmıyor. Tabii tabii evet. Şimdi... Yok, elimizde evet. şey doğru söylüyor. Yani, verilerle, evet. Donelerle, Verilerle verilerle anlatıyor şimdi. Gönderilen silahların Tabii ki. nitelikleriyle eee konuşarak Hakikaten söylüyorum. Hakikaten şimdi bakın rakamları duyuyorduk. <laughs> birisi açıklama yapıyordu. Ben gülüyordum lan bu böyle bir yardım yapmayın bile ya. Yok bilmem 40 milyon dolar gönderecekmiş. Yok birisi 400 milyon dolara çıktılar filan. Şimdi şimdi duyuyoruz 40 milyar dolar. Onların 80 milyar dolarlarını falan da duyacağız. Ukrayna direndikçe Dışarısı ona takviyeyi artırıyor diyor özetle. Ee, ama yakınlardakiler yani ikinci dereceli tedirgin olanlar ve tehlike altında olanlar ki Polonya ve Bulgaristan Polonya. en önemlisi diyor. Ee, Bu Macaristan da muhtemelen üçüncü sırada gelir herhalde Bilmiyorum. Bir Macaristan şey yapmıyor. Pardon Macaristan, Macaristan devleti şey destekliyor. Evet. Yeni seçimden sonra pardon. Macaristan Rusya'yı destekliyor. Moldova. Şimdi değişti. Moldova. Tamam Moldova Moldova. Moldova. Ee, Slovakya pardon. Slovakya diyeceğim. O da ama, çok e, sıkı şekilde e, Ukrayna'yı destekliyor. Ha, bir de Slovakya. E, şimdi bunlar dozajı art, batı dozajı artırdıkça bunlar artırıyor. Cesaret buluyorlar. Ama Rusya orada yani Rusya böyle hezimetlere alışık bir devlet değil ya. Şu anlamda söylüyorum. Yani son 150 seneye bakıyorum. Rusların böyle ağır hezimet yaşadığı bir 1905 Japon savaşları vardır. O da dünya farkına bile varmadı. Orada bir donanmada... Bir şey Afganistan. Ha? Afganistan. Ha bir de Afganistan ama orada da hani şey gözüyle bakıyorlar. Rusya en sonunda hadi peki dedi gitti diye bakıyorlar. Yok ciddi kayıp verdi. Ya verdi de imaj olarak Rusya bitti dedirtmedi o savaş. Şimdi bu savaş... Üstad o savaş... Hı. E, Rusya'nın dağılmasını yol açtı. <laughs> yani ya, o ayrı. Yani Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin sonunu getirdi o savaş. Şu an şu mukayese yapalım. O savaştan ha, tabii, sonra tabii, Rus ordusu tatil oldu denmedi. Yok, tabii karşılaştırılmadı. Ama şu anda dünyadaki imajı Rus ordusu hava gazıymış. Yani böyle bir imaj doğdu. Şimdi savaştan önce her birimize sorsanız Rus ordusu ne ya ezer geçer derdik. Herhangi bir ülke için Sence Yok, Ukrayna hiç öyle için demedik abi. Sen uzman olduğun için demedik. Ben mi? şöyle yani ben, da ben şunu söyledim. Israrla da şunu anlattım. Ee, söylediğim tam söyleyin ve Çünkü birçok uzman böyle söyledi. Yalnızca ben değil. Rusya uçak ve e, füze sistemlerini açık ara önde. Ama sonuçta bu kara savaş olacak. Ve şehir savaşı olacak. Sen bunu Rusya, dediğin. Ben hatırlıyorum. Hani Rusya kara savaşına girdiğinde Evet. kafa kafaya gireceği bir orduyla karşılaşacak. O yüzden de işi çok zor olacak dedim Ama evet, en başta söyledin ha. Hatta. Hava üstünlüğünü sağlar, e, füzelerle hiçbir şekilde örtüş, ö, şey atmaz. Ama kara savaş dediğiniz şey Dedin. çok farklıdır demiştik. Ama emin bunu ol. Bir çok kişi söyledi. Sen bunu bilir kişi veya uzman olarak diyordun. Emin ol, o tarihte birçok kişi ya Ruslar bunları bir haftada ezer geçer diye bak. Peki Hakan Bey bir virgül rica ediyorum. Ee, araya gidelim, gelelim, Peki. tamamlayalım. Yani Sabirin. dediğinin doğru çıkmış olması senin şeyin özel bilgin. Yarım zaman. Efendim aradan döndük. Devam edelim kaldığımız yerden. 3. Dünya Savaşı isteyenler kimler ve amaçları ne? Bunu konuşuyoruz. Ukrayna Savaşı üzerinden aslında Ukrayna Savaşı'nda ikinci safhaya geçildi dedi Mete Bey ve bu savaşın Ukrayna sınırları dışına taşma ihtimali maalesef giderek güçleniyor dedi. Ee, batı'nın özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin, İngiltere'nin yoğun desteği var Ukrayna'ya yoğun bir silah girişi var. Öte yandan Rusya da diyor ki NATO üslerini, Avrupa'da bulunan üsleri vurabiliriz, diyor. bedelini ödetiriz diyor. Hakan Bey değerlendirmesine <laughs> devam etsin. Sonuçta yani Mete Bey dinledikten sonra evet. vardığım nokta açıkçası e, tehlike sürüyor. Doğru. Yani bu konuştuğumuz üçüncü dünya tehlikesi hepimizin olur mu yahu dediğimiz şey hala gündemde ve ihtimal dahilinde. Tabi e, askeri ve teknik açıdan olayları dinliyoruz. E bir de şu genel dünya politikalarını da dinlediğimiz zaman, e, yani olası senaryoları da dinlediğimiz zaman, e, yani aşağı yukarı o tehlikenin sürdüğünü görürüz. Ama ben yine de şu inancımı koruyorum. Sağduyu galip gelecektir. Ama bunu dış, dışarının etkisi değil. Rusya'daki sağduyu galip gelip, Ukrayna'daki sağduyu galip gelip, İkisi bir şekilde sulhe varacaklar diye inanıyorum. Yoksa hakikaten bu tariflerden şu sonuç çıkar. Bu yardımların miktarları artar. Rusya bu bedeli ödetmeye kalkar. Evet. Ee, söyledi ilk hamleyi Polonya'ya doğal gazı kesmiş bilmem ne başlayacak. Yarın bir gün döndü Polonya'daki bir üssü vurdu diyelim. Ya da dediği gibi bir gemiyi batırdı diyelim. Evet belki NATO bunu harp sebebi saymayabilir ama direkt altyapı sebebidir. Başka, i̇kinci bir hamlede NATO'da hokkabaz durumuna düşer. Düşemeyeceğine ne? göre. Yani bu tehlike var. Maalesef ben size bir şey, basit bir örnek anlatayım. Herkes Buyurun. anlaması anlamında söylüyorum. İkinci Dünya Savaşı başladığında, hepinizin malumu Amerika Beşiktaş Devletleri savaşın bir tarafı değildi. Yani Avrupa'da savaş evet. müthiş bir şekilde kızışmış durumdaydı hatırlarsanız. E, Amerika'da silahlar yapılıp Atlantik'ten nereye geliyordu, gidiyordu? İngiltere'ye gidiyordu. Evet. Oraya götürüyordu. Ve e, o gemileri e, Alman denizaltıları devamlı vuruyordu. U-Botlar vuruyordu. U-Botlar vuruyordu. Rusya'da böyle... Amerika savaşa girmediği halde gönderiyordu. U-Botlar da o gemileri batırıyordu. Hı -hı. Ama Amerika savaşa girmiyordu. Hı -hı. Yine aynısı olabilir. Ama sonunda girdi demek istiyor. <laughs> hayır hayır şunu söylemeye çalışıyorum. Tabii bunun bir şeyi var. Zamanı var. Benzeri ama, süreci göre Ama şey için söylüyorum. Yani hemen bir olaya bir tepki verdiğinde o da ona anladım, onun anladım. daha büyüğünü e, vermiyor. Onu söylemeyeceğim. Anladım. Peki. Savaşın dışında da kalıp savaşı sürdürebilirler. Anladım. Ona Son bir şey daha hatırlatayım peki. o zaman. Lütfen. Tarihten hatırlatayım şimdi söyleyince. Şimdi birinci Cihan Harbi'ni herkes iyi kötü bekliyordu. O günün e, siyaseti. O şey e, arşidük... E, Avusturya Arşidükü'nün vurulması bir Sırp tarafından o vesiledir sadece. Ama 2. Dünya Savaşı'nı Hitler rejimine rağmen Avrupa ve dünya beklemiyordu. O kadar ki İngiliz Başbakan Chamberlain o ön toplantılar yaptıktan sonra İngiltere'ye indi uçakta böyle elinde bir kağıt salladı. İşte barışla geldik. Dünya artık savaşamaz. Savaş yok diye geldi. Dedikten 7-8 ay sonra Almanlar Polonya'ya girdi. Bu sefer hepsi mecbur kaldılar Almanya'ya savaş açmaya. Bildiğimiz 55 milyon adamın öldüğü savaş başladı. Savaş başladı. Dolayısıyla her zaman bu ihtimal varmış. Var. Ama bu olay bize şunu öğretmeli. Savunma sanayine harcanan paralar, silahlı da kuvvetlerin e, önemiyle ilgili konular. İnsanlar diyorduk ya artık askere bu kadar para harcanır mı? Savunma sanayine bu kadar para harcanır mı? Ya iki tane gayet medeni bir toplum. Pardon Rusya ile Ukrayna'yı siz şey yapmayın. Bunlar <laughs> kültürel açıdan gelişmiş toplumlar yani. İki tane Rusya gibi bir devlet, know da olan bir devlet. Resmen saldırdı ya. Demek ki olabiliyor. Peki. Yani tamamen her şeyden emin olmadan siz e, güvenliğinizi bırakmayacaksınız. Peki. Ben,